Bakın burada ne var? Burada bir tane F850 GS Rally var. Benim motorun arka frenindeki bir problemden dolayı servise verdim. Oradan da bunu aldım. Yani problem dediğim şey şu: arka lastiğimi değiştirdiler. Arka frenimin tutmadığını fark ettim. Neredeyse hiç. Ben de dedim ki bir bakın buna. Önceden çalışıyordu. Bakacaklar. Ona göre bana tamir edip verecekler. F850 GS. Fena değil. Oradan buraya kadar sürdüm. Bak bunu kapatmamışlar mı? Kapatmamışlar herhalde bu. Hazır buradayken çantaya da bakalım. Çantayı biliyorsunuzdur, BMW Vario çantalar. Şöyle yükselip alçalabilen bir versiyon. Böyle yüksek, şu kadar falan görüyorsunuzdur. Şöyle de alçak, içine bir tane full face kask alıyor. Şimdi çıkalım biraz dolaşalım. O sırada da anlatırız bir şeyler bir şeyler. Evet, motora başlayalım yavaştan. 853 cc'lik iki silindirli bir motor var üzerinde. Bunun versiyonlarını biliyorsunuzdur zaten. F750 GS, F750 GS Adventure, F850 GS, F850 GS Adventure ve aslında bu F900 XR var. O da bununla aynı motoru kullanıyor. Sadece küçük değişiklikler var üzerinde. İçerideki sıkıştırdığı havayı arttırıp azaltmışlar. 750 olmuş, 850 olmuş, 900 olmuş. O biraz daha aktif, bu biraz daha uslu. 750 buna nazaran bir tık daha uslu. Motor 90 beygir güç üretiyor. Sanırım 8000 devirde o civarlarda 90 beygir güç üretiyor ve 83 ya da 85 Nm torku da yine yüksek devirde 6250 devir sanırım, hatırladığım kadarıyla. Bugün okudum biraz da oradan anımsamaya çalışıyorum. Orada üretiyor. Yani güç olarak alt devirlerde, yani şu an mesela 4. vitesle gidiyorum, 60'la gidiyorum. Gaza açtığım anda büyük bir ivmelenme hissetmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani tabii ki de 1250 ya da 1200 GS'e karşılaştırmıyorum ama biraz daha güçlü olmasını beklerdim F850'nin ben. Ha, bu bir problem mi? Elbette ki değil. Çünkü 5000 ila 6000 devirden sonra gerçekten canlanıyor, başka bir hale bürünüyor, başka bir karaktere bürünüyor motor. Daha önceki versiyonlarında daha kısıtlı özellikler varken 2020-2021 civarında üretilen ve satılan motorlarda birçok özelliği standart versiyona koymuşlar. Mesela buna Dynamic Pro, Enduro Pro modlarını ekleyebiliriz. LED farları ekleyebiliriz gibi gibi. Üzerindeki, ben yine standart şeylerden bahsedeyim. Elci kısıtma her zamanki gibi var. Birçok BMW modelinde zaten vardır. Modlara bakalım isterseniz. Yol var, dinamik var, Enduro Pro var, Rain var. Bir de Dynamic Pro özelliği var sanırım. Onu koltuğun altındaki bir aparatla aktif ediyorsunuz normalde benim motorda. Bunda bir önceki versiyonunda, bunda tam emin değilim, ahkam kesmeyeyim ama bir önceki versiyonunda yetkili bayisinden açtırıyordunuz bu özelliği. Bunda sanırım koltuğun altında bir küçük bir plug var. O plug'a takıyorsunuz yerine ve öyle aktif oluyor. Burada yine bu kontrol tekerleğimiz var. Ekrandaki her şeyi kontrol edebildiğimiz. GPS hazırlığımız burada mevcut. BMW'nin artık insanları söğüşlemek için ekstra sattığı bu aparat hala burada var. Israrla da vazgeçmiyorlar bundan. Ama R1250 RT'de artık daha geniş, daha uzun ekrana geçmişler ve GPS'i kaldırmışlar. Muhtemelen burada da kaldıracaklar. Çünkü bu Navigator, BMW'nin Navigator 4, 5, 6'sında kronik bir ghosting problemi var. Ghost finger, ghosting deniyor. Yani hayali bir parmak algılayıp orada böyle hareket etmeye başlıyorken, yani benimkinde de var. Ben bir kere garantiden değiştirdim. Videolardan takip edenler biliyordur. Bir kere daha değiştirmem gerekecek çünkü yine başladı öyle bir problemin ibareleri.
kontrol tekerleğimiz burada. Onun dışında gündüz yanan gündüz farları, led farlar var. Kendi karanlık algılayıcı sensörüyle tünelde ya da karanlıkta kendi kendine yanıyor. Düğmelerde hala ışık yok. O konuda KTM'i takdir ediyorum düğmelerinde ışık olmasını. Kruz kontrolümüz var, dörtlü flaşörlerimiz var. Dinamik ayarlanabilir arka süspansiyonumuz var ama ön süspansiyonumuz yok. Ben bugün biraz kilometre yaptım motoru aldıktan sonra. Şimdi bir de çıktım. İlk aldığımda hatta şundan da bahsedeyim. 1.7 bardı ön teker. 2.2 olması gerekiyorken. Arka taraf doğruydu, 2.5'tü ama ön taraf azdı. Bir böyle bir garip geldi ilk bindiğimde açıkçası. Sonradan lastik havası hakikaten çok fark ediyor. Bunu kendiniz de test edebilirsiniz. Motorunuzda bir gariplik varsa onu düzelttiğinizde motorun gerçekten tüm yol tutuşu, karakteristiği, size hissettirdiği şeyler değişecektir. Geçelim. Neyden bahsediyorduk? Gündüz farları. Üzerindeki tüm lambalar LED. Artık tabii yani Euro 5 ile vesaireyle zaten mecburi olarak LED olarak geliyor. Debriyajımız telli debriyaj. Biliyorsunuz 1250 GS'lerde ve önceki 1200 GS'lerde de hidrolikti. Bunda telli. Tabii biraz daha off-road'a yatkın olması düşünülebilir. O anlamda böyle bir tercih yapılmış olabilir. Gayet. Bir fark hissetmedim ben açıkçası. Telliymiş ya da hidrolikmiş diye bir şey gelmedi aklıma. Elcik korumalarımız var yine rüzgara karşı vesaire. Burada yükseltilebilir camımız var. Bu konuda takdir etmek istiyorum. Hemen şu arkadaşa selam verdikten sonra. Şu şekilde yukarı kaldırdığınızda o aşağı iniyor. Aşağı indirdiğinizde yukarı kalkıyor. Bu... Ha, güzel olmuş. Benim motorda biliyorsunuz hala elektronik olarak bu yapılmıyor. Anam burada ne olmuş ya? Ambulans. Bir şeyler. Benimkinde tekerlek var ve bunu yolda giderken çevirmemeniz öneriliyor. Çünkü o sırada karşıdan gelen rüzgar buna bastırıyor. Aşağıdaki ayakları zorluyorsunuz çevirirken. Dolayısıyla kırılabilir ayaklar. Bunu önermiyorlar yolda giderken yapmayı. Durunca yapın diyorlar GS'lerde özellikle. Ben ama ekstra yüksek cam taktım ve o alttaki ayakları kırdım. Kendi motorumdakini. Çünkü çok rüzgar, çok fazla bastırınca aşağıdaki ayaklar, oradaki tutan kulakçıklar oynuyor yerinden ve onlar zamanla kırılıyorlar. Yenilerini aldım. Yenilerini taktım ve aynı zamanda kullandığım Puig camının destek ayakları var burada. İç kısma takılan cam aşağı arkaya doğru yatmasın diye onları taktım. Neyse benim motordan ayrılalım. Bu motora gelelim. Burada çok kolay yapmışlar. Yolda da sizi zorlamıyor yukarı aşağı. Tabii Rally Edition olduğu için bu. Burada cam biraz küçük. Bunun normal edition'da biraz daha büyük cam var. O da yetmeyebilir. Onu da anlayabilirim. Uzun yolda vesaire. Biraz daha büyük bir cam. Şöyle yanları da kapatan camları var. Onları alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Artık bu ekranı ezberlemeyen kalmadı herhalde diye düşünüyorum ama isterseniz anlatayım. Yine aracımızın ayarları, tüm şeyleri burada. Lastik basınçlarımızdaymışız. O ekrandan geçelim. Ana bilgi ekranımıza gelelim. Görüyorsunuz. Şöyle de bir dönelim. İşte bütün ne istiyorsanız yağ sıcaklığı, hava sıcaklığı, lastik basıncı, olması gereken lastik basıncı, şu anki lastik basıncı, trip 1, trip 2, başka ne var burada? İşte bilgi olarak servis bilgileri, ne zaman servise girmen gerekir, tarih ya da kilometre olarak. Sonra burada navigation bölümü var. Burada da cep telefonunuza BMW aplikasyonunu yüklüyorsunuz. Bunları bağlıyorsunuz Bluetooth üzerinden birbirine. BMW'nin aplikasyonu üzerinden navigasyonunuzu ayarladığınızda başka bir şey kullanmanıza gerek kalmadan tüm bu ekranda navigasyon direktiflerini de sağa dön, sola dön, kavşaktan çık vesaire gibi şeyleri de görebiliyorsunuz. Medya bölümünde yine benim motorda da olduğu gibi Bluetooth üzerinden cep telefonunuzdaki Spotify'ı vesaireyi, şarkıları değiştirebiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz, buradan kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında telefondan arama yapabiliyorsunuz. Bütün telefon rehberiniz çıkıyor. Cevap verebiliyorsunuz elbette ki falan filan. Ayarlara da birazdan detaylı bakarız. Ayarlarda çok fazla bir şey yok açıkçası. Biraz daha dinamik pro modunu customize edebilmek için, motor frenini vesairesini ayarlayabilmeniz için ekstra şey yapmışlar. Oralara bazı menüler eklemişler. Onlar var. Onun dışında üzerinde bir tarafta USB çıkışı standart olarak geliyor. Bir tarafta da normal çakmak çıkışı. Buradan motoru BMW şarj aletiyle şarj edebilirsiniz veya oradan ekstra başka bir aparat bağlayıp GPS'inizi vesairenizi bağlayabilirsiniz. Önde 21 inçlik bir jant kullanılmış. Afrika TV'nde olduğu gibi 90'a 90 genişlik ve yanak ölçüleri ve tubeless, yani bunlar tamamen önde arkada telli jant olmasına rağmen yine 1250 GS'lerde olduğu gibi tubeless kullanılmış. Bu da ne yapar? Size uzun yolda vesaire çok rahat ettirir. Herhangi bir patlama anında kolayca fitille doldurup yolunuza devam edebilirsiniz. Sonrasında yeni lastiğinizi taktırabilirsiniz. Dolayısıyla buraya geçmeleri de güzel olur. Yalnız Sibop 1250 GS'lerde olduğu gibi L şeklinde değil. Dışarı doğru ucu verilmemiş. Dolayısıyla hava basarken biraz zorlanabilirsiniz. En azından onu bir L yapabilirlermiş. Bence bir eksik. Niye yapmazsın? Öyle bir çözüm var şirkette, böyle bir
opsiyonun varken bunu niye yapmazsın? Yapmamış işte. F850'li GS demiş. Bu da böyle demiş. Keşke yapsaymış ama. Bence yapılmalı. Ya öndeki süspansiyonlar ayarlanabilir değil. Maalesef değil. Çok kötü bir özellik. Böyle bir motor yapıyorsun. Dünyanın parasına satıyorsun. Ben BMW'yim diyorsun. Arka tarafa ayarlanabilir süspansiyon koyuyorsun ama ön tarafa koymuyorsun. Müthiş kötü bir şey. Ve ekstra yumuşak. Biraz da offroad özelliği olduğu için bu motorda ekstra yumuşak yapmışlar normal bir süspansiyona göre ya da normal bir yol motosikleti süspansiyonuna göre ekstra yumuşak yapmışlar. Dolayısıyla rebound'unu ayarlayamıyorsunuz, preload'unu ayarlayamıyorsunuz, sertliğini ayarlayamıyorsunuz. Ayarlayamıyorsunuz yani bayağı old school süspansiyon koymuşlar. Yani bunu eğer ben gerçekten süreceğim bu motoru uzun yıllar, uzun yollar keyfini çıkararak süreceğim diyorsanız ön tarafa Turatec'ten ya da işte başka bir yerden bir ekstra ayarlanabilir süspansiyon alıp takmanızı ben öneririm. Böyle kullanmayın. Çünkü şehir içinde yavaş sürüşlerde çok belki sıkıntı yapmayabilir ama yine de ön fren kullanmaya alışkınsanız ki yani çok yavaş süratlerde arka fren kullanmanızı öneriyoruz. Öneriyor herkes. Öneriyoruz. Biz kimsek, ben kimsem. Yine de ön fren öne doğru böyle dalma yapıyor. Bakın mesela sıktığım anda farkındaysanız hemen aşağı doğru eğiliyor ama sürekli daimi bir dalma yok yani. Biraz dalıp orada bekliyor. Yani çok çok kötü değil ama bence yapılmalıydı. Elektronik yapılmalıydı. Yani 5000 lira daha fazla, 10.000 lira daha fazla ya yap ama en azından onu da elektronik yap diye düşünüyorum ben. Arka tarafta 150-70-17'lik bir jant var diye hatırlıyor. Aynalar 1250 GS'de kullanılan aynalarla aynı aynalar. Ben 1250 GS'de de bundan şikayetçi değilim. Burada da değilim. Hakikaten sadece omzumdan bakın şöyle 3 parmak omzumun üzerindeki 3 parmağımı koysam omzumun üzerine anca o kadar görüyorum. Gerisi komple arkamdaki yol. Kullananlar şey yapanlar zaten bilirler. Ama bu aynalar hangi motordaydı hatırlamıyorum. Bir motorda daha kullandım ve hakikaten açılarından mı yerleşim yerinden mi ne baya kötü gösteriyordu. Ama burada hiçbir şikayetim yok. Şimdi ayarlarına bakalım şöyle. Araç ayarları var. Burada alarm sistemi var. Lastik basınç sistemi var. Işıklar var. Auto daytime yani gündüz ışıkları vesaire. Driving mode preselection var. Buradan Enduro'yu aktif edip kapatabiliyorsunuz. Enduro Pro'yu aktif ederseniz Enduro kapanıyor. Enduro Pro'yu da buradan konfigüre ederek motor frenini, motor gücünü, traction kontrolü, ABS'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Bir sonraki üretilen modellerde artık ABS'ler kapanıp açılmayacak diye bir şey var. Bir bilgi var bende. Ne kadar doğru bilmiyorum. Güvenlik gereği artık ABS'leri öyle kapatıp açamayacağız diye biliyorum. Ya da sadece birini mi yapabileceğiz? Öyle bir şey var. Yani bunlar artık son ABS'si kapatıp açılabilen motorlar. O yüzden eğer böyle bir isteğiniz offroad'da ben ABS'yi kapatıp sürüyorum gibi bir düşünceniz, yeteneğiniz varsa bende olmayan öyle yapabilirsiniz. Depoyu şu şekilde açıyoruz. Depo açılmaz. Neden açılmıyor? Çünkü motor açık. Motoru kapattığınız anda depo açılır. Gördüğünüz gibi anahtar açılıyor ve şunu kaldırıyorsunuz, tutuyorsunuz. Çat diye kapanıyor. Başka bir özellikten bahsedelim. Bu SOS Türkiye'de yok. Bu benim başıma geldi. Bu üzerinde bir sim kart var. Bu alet sürekli GPS üzerinden veri alıyor ve düştüğünüz anda hemen motoru çalıştırırken bir şeyden bahsedelim. Start asistanı yok. Start assistant dediğimiz hani bir kere basacak o marş alana kadar kendi basar ya da marş aldığı anda zaten bırakır gibi bir şey yok. Basıp çekerseniz bakın çalışmıyor. Basıp çekerseniz çalışmıyor. Çalışana kadar böyle 2 saniye kadar falan basılı tutmanız lazım yani onu da yapmamışlar mesela. Başka neden bahsedelim? Şu SOS düğmesinden bahsedelim bir de buradaki manzarayla biraz eğlenelim istiyorum. SOS bu benim başıma da geldi. Motoru belli bir açının üstünde yatırdığınızda, kaza yaptığınızda, devirdiğinizde, bir şey olduğunda, beklenmeyen bir durum olduğunda motosiklet buraya ekranda geri sayım başlıyor ve motosiklet anında BMW Almanya'ya bir sinyal gönderiyor bu motorda. Bir sıkıntı var. Yani burada bir kaza var. Acil bir durum var gibi. Oraya bir ileti gönderiyor. Oradan sizi arıyorlar. Geri sayım bittiğinde sizi arıyorlar ve diyorlar ki iyi misiniz? Siz eğer o geri sayım arasında, geri sayım sürecinde
yetişebilirseniz bunu iptal edip aramayı başlatmayabilirsiniz. Sen yetişemezseniz arıyorlar. Diyorlar ki bir sıkıntı var mı? İyi misiniz? Yardım gönderelim mi? Siz de diyorsunuz ki yok iyiyim ben. Motoru devirdim sadece. Bende de bir şey yok. Motorda da bir şey yok. Kalkıp yoluma devam edeceğim. Teşekkür ederim diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu kadar. Eğer bunu yapmazsanız ya da bunu şöyle yaparsanız. Evet motor ayağım altta kaldı. İşte düştüm. Yaralandım. Etrafımda kimse yok. Gece vakti şuradayım buradayım bilmiyorum vesaire herhangi ya da herhangi bir cevap vermezseniz. O zaman yine BMW'ye bir mesaj gidiyor. Onlar direkt olarak polisi ve ambulansı bulunduğunuz ülkedeki yetkilileri haber veriyorlar. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokuyorlar ve size yardım gönderiyorlar. Ben motoru bir kere Yasin'le çıktığımız turda mesela devirdim. Kaldırdım ama bir baktım ekranda geri sayım sayacı var. Çünkü çok yavaş devirdi. Yani gitmiyordum neredeyse. Durduğum yerde ayağım boşa geldi. Ve çok yüklüydü motor. 300 kilonun üstündeydi hep her şeyiyle birlikte. Ekranda onu görür görmez size diyor ki işte 2 saniye boyunca SOS tuşuna basılı tutmazsanız 2-3 olabilir hatırlamıyorum. Aranacaksınız gibi ona basarsanız onu iptal ediyor ve aranmıyorsunuz. Yani bu tek başına yapacağınız yolculuklarda başınıza bir şey gelirse etrafınızda kimse olmazsa bütün çekincelerinizi giderecek bir şey. Gerçekten çok önemli. Hani tek başına yoldasın diyelim. Çıktın ve kaza yaptın. Bir virajda uçtun dışarı mesela ve o yolda da kimseler yok. Gündüz, gece hiç fark etmez. Motor bir yere savruldu, sen bir yere savruldun. Cep telefonunu motorun üstüne bağlamıştın ve onu da yapmak aslında çok mantıklı. Ben de yapıyorum sürekli ama aslında hakikaten vücudumuzda bir yere koymak lazım. Bir cebimize, bir şeyimize koymak lazım telefonumuzu. Neyse acil durumda kolayca herhangi bir şeye gerek duymadan size yardımın ulaşmasını sağlayan bir sistem. Birazdan bir motorun sesini dinleriz. Fena olmayan bir sesi var. İki silindirli bir motora göre çok kötü değil. Çok iyi de değil. Fena değil yani. Belki çok eğer tok bir ses istiyorsanız ekstra bir egzoz düşünebilirsiniz. Çok güzel yerler be. Ha, ne diyorsun? Ben burada bir motor daha çekmiştim sanki ya. İstanbul'da motoru alan sürekli aynı yere gidip çekim yapıyor ya. Biz de öyle mi yapsak? Güneşin batışı da tam bize denk geldi. İyi oldu. Ha bu arada en önemli şeylerden birinden bahsetmedim. Bu aracın bu motorda quick shifter standart ve gerçekten güzel çalışıyor. İnanır mısınız? BMW dersin, quick shifter var ve güzel çalışıyor dersin, inanmazlar. Yani en azından 2 silindir versiyonları için inanmayabilirler. 4 silindirde yani S1'in XR'da fena çalışmıyor, güzel çalışıyordu. Ama bunda hakikaten yapmışlar. Çünkü benim motorda da biraz sıkıntılı çalışıyor. Burada güzel. Üzerinde Bridgestone Buttlux lastiklerle geliyor. Tabii çok yani şu an hali hazırda sezon açılmadığı, çok iyi bir yağmur yağıp yolları temizlemediği için vesaire ben çok şeyi deneyemiyorum. Lastik tutuşunu deneyemiyorum. Yatır kaldır vesaire gibi. Dolayısıyla bu anlamda size ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. Lastik tutuş açısıyla vesaire ile alakalı. Ama fena değil. Yani şöyle baktığınız zaman bir de çıkalım bir etrafından bir daha dolaşalım. Ayaklık biraz yüklüyken uzun gelebilir. Çünkü motor bir hayli yumuşak süspansiyon. Özellikle ön taraf dediğim gibi bir hayli yumuşak. Bu arada frenlerin Brembo olduğundan bahsetmemiş olabilirim. Arka süspansiyonun tüpü burada. Bir tüp de bu tarafta var. Gördüğünüz üzere. Bu biraz sıkıntı olabilir. Bunu yine başka bir arkadaş daha değinmişti galiba. Offroad'da giderken motorla düştüğünüzde bir taş çakıl vesaire buraya çarptığı anda hani bu ne kadar sağlam, ne kadar zarar görmez bilmiyorum. Hani biraz daha içeriye ortaya alabilirlermiş ya da en azından şu şasinin iç kısmını alabilirlermiş. Dışarı almaları biraz enteresan olmuş. Rally olduğu için koltuğu böyle. Bunların yine normal versiyonlarında değişik daha farklı koltuklar var. Bu tek parça. Yine üzerinde standart olarak bu şeyler hazır geliyor. Çanta tutucuları. Standart çanta değil alüminyum çanta isterseniz yine buralara bağlanan aparatlardan alıp şey yapabilirsiniz. Böyle bir ikiden teke düşen egzoz sistemi var üzerinde. Böyle. Biraz daha yol yapalım. Sonra tekrar konuşuruz. Hemen burada bir quick shifter deneyelim. 2'de gidiyorum. Çok az gaz verdim. Devri görebiliyorsunuzdur. 3 4 3 2 Şöyle bir şey var. BMW'lerde genellikle aşağı inerken vitesle gaz vermiyorsunuz. Yani vitesi düşürmek istiyorsanız gazı bırakmanız daha makul. Çünkü o zaman sarsmıyor. Mesela şimdi tekrar şöyle yapalım. Kruvizimizi kapatalım. Yukarı çıkarken veriyorum. Bıraktım gazı. Aşağı. Şimdi de yukarı yapmanız önerilmez. Gaz vermiyor. Denemediğimiz ne kaldı derseniz
Bir yakıttan bahsetmedik. Yakıt hemen şuradan size bugüne kadar yapılana bakıyorum. Ben şimdi yanıltırım sizi çünkü ben biraz denedim işte quick shifter vesaire yüksek devir falan derken 4.3 yakıyormuş. Siz bunu 4.5-5 olarak düşünün çünkü Norveç'te hız sınırları düşük olduğu için birçok motor az yakıyor. Benim motor bile mesela ben o kadar bazı hırçın kullanmama rağmen 5'i geçiremiyorum. Neden? Çünkü geçecek olduğu durumlar çok kısa sürüyor ve hemen anında hızınızın düşmesi gerekiyor. Çünkü hız sınırı olan işte ya da trafik olan vesaire dar bir yola geliyorsunuz, bir şeye geliyorsunuz. Dolayısıyla sollamalar veya çok ekstrem durumlar dışında 80'in 90'ın üstüne çok çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla burada motorlar çok daha az yakıyor Türkiye'deki sayılara göre. Siz yine bunları düşünerek Türkiye'deki yakıtını buradakiyle kıyaslamayın. Türkiye'de daha fazla yakarsınız. Bu motor hali hazırda 4400 kilometrede henüz. Zaten neredeyse 300 kilometrede ben geziyorum. Şimdi denemediğim bir de yüksek süratler kaldı. Şurada sanırım çok fazla bir sıkıntıyla karşılaşmayız diye umuyorum. Şu ana yola çıktıktan sonra kısa bir süre hemen bir yükselip alçalırsak. Çünkü uzun yolda yüksek süratlerde nasıl hissettirdiği, o konforu, o verdiği güvenlik hissi önemli. Çünkü bu sizi yoracak ya da yormayacak şeylerin başında geliyor. Evet, hem de quick shifter'ı denemiş olalım. 1 2 3 4 5 Güzel. Daha önce çekip paylaştığım birçok motosiklet deneme videosunda olduğu gibi bu da bir ilk sürüş videosudur. Kendimi bir motosikleti test edecek, inceleme yapacak, derinliğine inecek kadar ustalıkta görmüyorum. Çünkü hani benim için bunu yapmak, bu motorun her yönüyle araştırmak demek ya da her yönüyle incelemiş olmak için en az bir 2000 kilometre yol yapmak lazım. En az güzel bir offroad yapmak lazım vesaire vesaire. Dolayısıyla 300-500 kilometrede çok anlaşılabilecek şeyler olmayabilir. Çok o keyfi algılayamayabilirim. Ben en azından nacizane böyle düşünüyorum. O yüzden yaptığım bütün videolara da ilk sürüş videosu derim. Yani herhangi bir otorite değilim bu konuda. Ben kendi görüşlerimi, kendi dilim döndüğünce, kendi bilgilerim dahilinde paylaşıyorum. Yanlışlar olabilir. Şimdiden bunun için özür dilerim. Ama elimden geldiğince, elimde bu kadar çok motosiklet deneme imkanı varken bunu değerlendirmek istiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istediğim için böyle bir şey yaptım. Şöyle biraz tümsek geçişlerinden bahsedelim. Şu anda bizim süspansiyonlarımız dinamik botta ve sadece şoför yüksekliğinde. 40'la gidiyorum. 40 yapalım. Şurada bir tane tümsek olması lazım. Oradan bir atlayalım bakalım durum neymiş. Şurada olması lazım gibi hissediyorum. Ne diyorsun buraya? Güzel yer değil mi? Tümsek bitti ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Aha tümsek. Geldik. Bak ortadan 40'la geçerken şu hissiyat. Tabii kameranın biraz stabilize ettiğini düşünürseniz böyle bir şey. Ha, bu arada modlarından bahsetmedik. Biraz modlarından bahsedebiliriz. Road modu biliyorsunuz uysal bir mod. Normal, sakin, gaz tepkisi şeyi gayet yumuşak bir mod. Alırsanız dinamik mod daha böyle hırçın. Anında gaza tepki verebilen. Bakın hemen alt devirler canlandı. Ben biraz önce alt devirler sönük demiştim ya. O tamamen modla alakalı. Modu yükseltirseniz, modu dinamiğe getirirseniz gayet canlı alt devirlerde de hızlı oluyor. Dinamikten sonra Enduro Pro modu var. Burada tabii ABS'yi, öne arkayı kapatabildiğiniz, arka tekeri biraz daha traction'ına izin verdiği bir hale geçmiş oluyor. Enduro Pro modunda süspansiyonları yumuşatıyor vesaire. Rain modu da en uslu modudur. Böyle gaza açarsınız, arkadan yavaş yavaş verir gücü. Ki arka teker kaymasın, herhangi bir aksilik, can sıkıcı durumlar yaşanmasın diye. Tabii ben genellikle kendi motorumdan road modunda sürmeye alıştığım için burada dinamik modda biraz şey oldum. İlk başta road modunda sürünce biraz güçsüz gibi geldi. Özellikle alt devirler bu motorda. Ama şu an hani hakikaten... İyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor. İlk başta sizi yanıltmış olmayayım. İlk başta söylediğim gibi biraz güçsüz mü acaba, biraz şöyle mi acaba dediğim motor hiç değil. Benim motorda bu kadar fark ettiğini düşünmemiştim ben. Üçüncü vites 140 neredeyse. Ve güç sürekli orada. Güzel. O kısmını beğendim. Bakın 80 açıyorum. Hemen orada. Çok iyi.
Motorun kendisi 233 kilo ıslak ağırlığı ve yakıt kapasitesi açıkçası GS dediğiniz 850 cc'lik bir motor için 15 litre. Bence bu biraz az. Bunu 18 yani o civarlarda yapsalarmış bence daha iyi olurmuş. Tabi bu ağırlığı da attıracak, öyle de bir sıkıntı var. Ama bence öyle olmalıymış diye düşünüyorum. Sele yüksekliği 860 mm. Alçaltma kiti vesairesi tabi bunlarda da var. Yine alçak sellesi var vesaire. Bunları istediğiniz gibi değil, ekstra parasını vererek bunları kendi ölçünüze getirtebilirsiniz. BMW'nin birçok motorunda olduğu gibi frenler birbirine entegre. Bunları ayıramıyorsunuz. Daha önce dinamik moda alıp sürmediğim için bu motorun cansızlığını vesairesinden bahsetmiştim. Road modunda kullanırken 2000, 3000, 4000 bandında biraz cansız. Daha sonra 6000'den 7000'den sonra iyice coşuyor demiştim. Bunu o araya ekliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dinamik modda şu anda kullanıyorum. Aktif olarak kullandım. Biraz hız yaptım falan. Düşük devirden yüksek devire çıktım. Yüksek viteste özellikle. Motor gayet canlı. Kendime buradan bir eksi vereyim. Siz de bana eksi verin. Tasarım olarak bu ince depo off-road yapacaklar için özellikle kolaylık, güzellik, konfor sağlayabilir ayağa kalkıp sürüşlerde vesaire. Unutmadan hemen oturuş pozisyonundan da bahsedeyim. Benim motordan sonra yani 1250 GS'den sonra bende gidon yükseltme ve yaklaştırma kiti var. Şey var, bir ekstra aparat var alt kısımda. Ama ona rağmen sanırım normal bir GS'den 1200-1250 GS'in oturuş pozisyonundan gidonu biraz daha aşağıda ve önde. Dolayısıyla ben hafif böyle öne doğru eğilerek kullanıyorum 1200 GS'lere göre. Bunu da muhtemelen alır almaz eğer siz de hani ben gibi 1.80 boylardaysanız ve belki gidon yaklaştırma ve yükseltme aparatı kullanabilirsiniz. Daha rahat etmenizi sağlayabilir uzun yolda. Malzeme kalitesi vesaire olarak gayet oturduğunuzda hani zaten bütün bu gösterge paneli, kumanda kolları vesaire her şeyden bunun bir GS olduğunu anlıyorsunuz. O anlamda mesela G310 GS'te çok hakikaten başka böyle Kore malı, Çin malı bir motosiklet sürüyormuş hissi veriyor o motor size. Ama burada o his yok, onu söyleyebilirim. Ama tabii iki silindir bir motorun, özellikle sıralı iki silindir motorların sesleri bana hep böyle bir sanki yağsız çalışıyormuş da bir bozukluk, bir sıkıntı varmış hissi veriyor. Ya da ben GS'e alıştığım için olabilir, bilmiyorum. Hakikaten yani GS'te de gerçi hani subap vuruntusu falan bazen böyle çıt 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 duyarsın ama hani burada başka bir sıkıntı. Ya da mesela KTM'leri bilenleriniz biliyordur ya da duymuşsunuzdur daha önce. KTM'de de var böyle sanki bozukmuş, sanki bir sıkıntı varmış hissi motorda. Bunda da mesela hissediyorum yani bir değişik bir motor sesi var ama seversin sevmezsin, egzozu değiştirirsin vesaire, o sana kalmış. Ama bir değişik, onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Gösterge paneliyle, kontrol kumanda kollarıyla, gagasıyla, aynalarıyla diyor ki merhabalar, ben küçük GS. 3'e gidiyorum. Büyün çöpen de abilerim gibi R1250 GS olmayı düşünüyorum diyor. Ne diyorsun? Bir Norveç evi bak. Böyle tahtadan işte komple kalas 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 kalas. Alt tarafı beton. Bir temel. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum gördüklerinizi beğendiniz. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce, bilgim dahilinde bildiklerimi anlatmaya, sizlere sunmaya çalıştım. Motorhaneden bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Birbirinizi lütfen sevin. Motosiklet sürün. Hayatınızın keyfini çıkarın. Bye bye.